Herkese selamlar dostlar. 28-29 Haziran iddia tahminleriyle hepinize merhaba. Videoyu böyle başlatmamın sebebi bir forma çekilişi yapabiliriz. Bilgisini vereceğim şu an henüz belli değil. Melbourne City arkadaşlar YouTube takipçilerimiz de bilir. Katıl grubu takipçilerimiz de aynı şekilde. Sezon başından beri çok fazla değerlendirdik zaten Melbourne City'yi Avustralya'da. Ondan dolayı bir belki Melbourne City forması çekilişi yapabiliriz. Bilgisini ilerleyen günlerde aktaracağım. Sabah da maçı vardı. Hatta ben şöyle iki tane katıl özel grubum, katıl özel kuponumla değerlendirdim. Şöyle ikiyi göstereyim ben size. Melbourne City ben direkt maç sonu 1'e alır abi 90 TL kendim oynadım zaten. 212 TL verdi. Hatta yüksek oynamak isteyenler de maç sonu 1 2.5 üstledim ki 2 birlik galip geldi. O da güzel oldu. Katıl özelde bir şekilde de KG varını da verdim aynı şekilde ne Çünkü dediğim gibi kafamdan geçen skor tam 2-1'di. Maç da zaten 3-1 skorla bitti. 90 artı 3'te attı. Hatta şöyle göstereyim biz hemen canlısını da değerlendirdiğimizde belirteyim. Yani burada canlı maçlar olarak da ve ekstra kuponlar, kupon olarak da mesela katıl özel, katıl özel iki şeklinde iki tane kombine yapmışız. Bodo da geldiği takdirde katıla verdiğimiz ekstra kuponlar da fullenmiş olacak arkadaşlar. Dün ne oldu? Dün İtalya bizi paramparça etti. Sizler de izlemişsinizdir zaten. Ya böyle bir şey olamaz. 95 dakika gol atamadın. Uzatmanın son 8, ilk 8 dakikasında 2 tane gol atıyorsun. Vardı bir dümen de bakmayın sesimizi çıkarmadığımıza. Yani o kadar neredeyse 2 milyar euro Avrupa'da oynanmış canlı olsun şey olsun. Belliydi bir düzen geçici. Hatta onu da göstereyim ben size. Şuradan göstereceğim hemen sizlere. Bu Galler maçıydı. Şuradan gösterebilirsem Geceden. hemen göstereceğim size bir saniye. Ha şöyle gösterdim ben size bakın göstereyim at şöyle bir yazı yazdım. Normalde İtalya'nın şimdiden dümdüz etmesi lazım. Kuponda mercedes zaten bekliyor. Ekstra girmeyeceğim fakat isteyen girebilir. Sadece korkum Avrupa'da 4 400 milyon euro oynanmış İtalya galibiyetine maçı berabere bitip bitirip uzatmalarda atlamaz umarım diye devre arasında yazdım. Hatta bir tane de canlı verdim canlı İtalya maçı maç sonu sıfır uzatmalarda alacaklar. Belli oldu. Atmamak için yemin etmişler şeklinde bir yazı yazmışım. Ya yani bazen gerçekten bu konuşmak da istemiyorum. Şike dümen tarzında da yani çok belli oluyor. Sizler de zaten mutlaka takip etmişsinizdir. Eğer sizler de katıl grubuna gelip ekstra kuponlardan faydalanmak istiyorsanız arkadaşlar abone olun şu yanında burada katıl var iOS kullanıcılar yani iPhone kullanıcılarına bu gözükmüyor. Onlar Android telefon üzerinden veya bilgisayar üzerinden YouTube hesaplarına girerekten de katıl grubuna gelebilirler. Katıl abone olduktan sonra tıkladıktan sonra burada bir video var. Katıl butonu Kangal Kangaltis videosu. O videoyu izledikten sonra katılırsanız daha faydalı olacaktır. Nereden nasıl girebileceğiniz yazıyor. Hatta tekrardan söyleyeyim. Şuradan topluluk kısmına tıkladığınız zaman da linke tıklayarak da gelebilirsiniz arkadaşlar. Geçelim maçlarımıza. İlk maçımız Hırvatistan İspanya mücadelesi. Her iki ekip nasıl oynuyor ondan bahsedelim öncelikle. Baktığımız zaman da burada Hırvatistan'da önemli bir gelişme var. O gelişme nedir? Arkadaşlar hücum hattının en önemli ismi bence zaten Hırvatistan'ın Perisic. Perisic de bu maçta oynamayacak. Muhtemelen yine Rebic veya Rebic, Petkovic, Vlasic şeklinde 4-3-3 şeklinde çıkacaklardır. Yani Rebić'in Perisic'in yerine Rebic oynayabilir mi mücadelede? Yani Pelis için olmay olmayışı büyük bir eksiklik. İspanya'nın da maçlarını zaten izliyorsanız, izliyorsunuzdur zaten mutlaka. Morata'yı anlatmaya gerek yok. Penaltıyı da kaçırdı. Son maçında 5 attılar. Fakat yani 5 attıklarına aldanmayın. Maçı izleseniz yani biraz Slovakya'nın biraz e, motivasyon eksikliği mi olmuştu? Artık oyuncuların kafasına özel bir şey mi takılmış bilmiyorum. Fakat yani normalde İspanya Slovakya'ya 5 atabilecek bir takım. Fakat oynadığı futbolla atabileceğini sanmıyorum ben. Oldu tabii ki 5 tane de attı. Ben burada çok fazla gol beklemiyorum. Özellikle İspanya ilk yarıda daha baskılı oynayacaktır. Fakat Hırvatistan izin vermeyecektir. Onlar da ayağına top tutmak isteyeceklerdir. Tru atlayan taraf burada İspanya takımı olabilir. Fakat Hırvatistan'da boş bir takım değil. Peris için olma işi de önemli bir eksiklik. Taraf başına gitmek isteyenler İspanya tarafına yönelebilirler. Ben bu maçtan biraz daha ideal aldım. Çünkü Fransa ile birleştirdiğim zaman güzel bir kombin çıkarmak, ideal bir kombin çıkarmak adına. Ben bu maçta çok fazla gol olacağını sanmıyorum. En idealden nasıl gittim? 1.30 gibi oranı var. Şöyle göstereyim. İlk yerden ben hatta 1.29'a düşmüşler. düşürmüşler. Ben ilk yerden 2 gol olabileceğini sanmıyorum. Çünkü ya oyun yapıları gollü bir maç geçebileceğine inandırmıyor beni. Peris için olmayışı Hırvaristan adına önemli bir eksiklik. Hırvaristan'ın gol, yolla, gol yollarına sıkıntı çekecektir. İspanya'da yani öyle herkese 5 atabilecek bir takım değil. Özellikle oynadığı futbolla. Kaliteli isimler var fakat takımda bir bozukluk var çözmüş değilim. İlk yerden ben 2 gol sesinin geleceğini düşünmüyorum. Maksimum 1 gelir ona da girmem. İlk yarı 1.5 altını ben bu maçta alıp geçeceğim. He, bir de yüksek oranlı kuponum var. Skor tahminim de var. Onları da zaten videonun sonunda göstereceğim. Hatta şimdi bahsedeyim. Skor olarak da 1-1 skor bekliyorum. Şöyle göstereyim. 5.80 gibi oranı var. Uzatma, gollerin de ikinci yerde geleceğini. Hatta gol olarak da en çok golünde de ikinci yarı olacağını düşünüyorum. Bunları videonun sonunda göstereceğim zaten kupon halinde. Değerlendirebilirsiniz. İdeallerden devam edelim. Fransa İsviçre mücadelesine bakalım. Bu maçta şöyle bir durum var arkadaşlar. İsviçre iyi bir takım. Fakat Fransa'nın artık birilerine göz korkusu verip patlaması gerekiyor. Olur mu? Olabilir. Fransa patlayabilir. Çünkü çok fazla pozisyona giriyor fakat hak ettiğini alamıyor diyebiliriz. Ki gerçi zaten grubu da lider bitirdi sanırım. İsviçre ile eşleşti. İsviçre'nin her maçını takip ettik seyrettik. Zaten bizim milli e, takımımızın grubundaydı. Güzel bir futbolları var. Şakir'in özellikle takımda ön plana çıkan bir isim. Fakat Fransa'nın ben o izini vereceğini düşünmüyorum burada. E, o yüzden şöyle bir şey düşüneceğim. Fransa'nın galibiyetine gideceğim. bir 40 da çünkü e, İspanya maçıyla kombinleyince 2'nin üzerine aşmıyor. O da yetmiyor tabii ki. Burada 4.5 altında bir yaparsanız arkadaşlar Fransa galibiyetine Buradan ben Fransa'nın 1-0 veya 2-0'lık skorla kazanmasını bekliyorum. Skor olarak baktığımız zaman da ben bu mücadeleyi hatta şöyle göstereyim. Skor olarak ben maça 2-0'lık skoru düşünüyorum. Onun da oranı nerede? 5 oranı var. Şöyle de bir tahmin yapacağım. Hemen göstereyim. Ben mücadelede ikinci yarı sonucu 1 olaraktan da ekstra bir tahminim var. Videonun sonunda kuponlar halinde göstereceğim zaten. Kafanız karışmasın. Fakat ana tercihimiz burada maç sonu 1 ve 4.5 kal şeklinde olacaktır arkadaşlar. Geçelim bir diğer güne. Bu arada Kupa Amerika maçları var bildiğiniz üzere. Onları katıl grubunda veya Telegram grubunda değerlendirmeyi düşünüyorum. Herkes açık Telegram grubumuzda. Onlardan ona göre faydalanabilirsiniz. Burada geçelim İngiltere Almanya mücadelesine. Vallahi bu maç arkadaşlar tam bir beraberlik maçı gibi. Ben ideal tahmini mi söyleyeyim ben size? Yani İngiltere Almanya'ya iki gol atabilecek bir takım değil bence. Oynadıkları futbol Normalde atabilir tabii ki. Futbolcular derli. Kane bir tane asist bir gol atar. Bir şey olur atarlar. Fakat İngiltere'nin bu oyunu ben Almanlara iki gol atabileceklerini sanmıyorum. En idealden güzel bir tercihe gittim bu mücadelede. Şöyle söyleyeyim. İngiltere'nin ben iki gol atmasını beklemiyorum. 1.40 gibi orandan ben burada arkadaşlar ııı e sizlere İngiltere'nin 2 gol atmasını hatta İngiltere'nin 1 gol atmasını bekliyorum öyle söyleyeyim. Kafamdaki skorda 1 bir birlik bir maç skoru arkadaşlar. Berabere bitebileceğini düşünüyorum. Uzatmalarda Almanya'nın tur atlayabileceğini düşünüyorum. Ben Almanya tarafındayım. Burada iddia risk yönetimi İngiltere'yi favori göstermiş fakat yani İngiltere'nin oyunu bana çok fazla ümit vaat etmiyor diyeyim ben. O şekilde diyeyim ben sizlere. Bu yüzden İngiltere'nin ben 2 gol atmasını beklemiyorum. İdealden aldım onu. 1.40 gibi oranı var. Şöyle yüksek oranlar ne yapabiliriz diye baktığımız zaman da ben İngiltere mücadelesinde maç sonu 0'ı da bekliyorum. 1-1'lik bir skor bekliyorum bu mücadelede. Maç sonu 0'ı da değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Skor beklentimde 1-1 gibi bir skor beklentim var. Dediğim gibi videonun sonunda da aynı şekilde hem skor kuponumu da sizlere göstermiş olacağım. Duruma göre bakarsınız. Bu maçı da geçiyorum. Çok fazla üzerinde durmaya gerek var mı? Şöyle tekrardan önümdeki ekrandan bakayım. Sakatlık cezalı olarak herhangi bir durum yok. Sadece Dean Henderson bu mücadelede İngiltere tarafında yok. Dediğim gibi İngiltere'nin ben iki gol atabileceğini sanmıyorum bu oyun tarzıyla. Bir diğer mücadelemiz İsveç Ukrayna mücadelesi. Bu maçta biraz sıkıntılı bir maç olarak gözüküyor açıkçası. Ben bu maçın taraf bahisinden kaçmaya çalıştım arkadaşlar. Yani olası bir galibiyet olarak baktığımız zaman da ben İsveç'in galibiyetini ön planda tutuyorum. Taraf bahsini oynamak isteyenler burada İsveç milli takımına yönelebilirler arkadaşlar. İsveç'in galibiyeti gelebilecek. Ben de bir tane kuponumla değerlendirdim. Fakat şöyle değerlendirdim. İdeal kuponuma yani ana kuponuma olarak 29 Haziran'ın ana kuponuna Cornerbuys'ı aldım. Cornerbuys'ı da şöyle aldım. En çok korneri kullanacak takım İsveç olarak aldım. Korner istatistiklerine baktım. Takım kanat oyunlarına baktım. Genellikle zaten Zlatan İbrahimovic'in yokluğunu burada İsveç milli takımı Forsberg ile kapatmaya çalışıyor. İshak da biraz tecrübesiz açıkçası. Biraz daha tecrübeli pozisyon bilgisi biraz daha fazla olsaydı eğer İsveç'in forvetini İshak'ın. Yani daha çok gol atabilecek bir takım İsveç milli takımı. Fosberg önderliğinde kanat oyunlarını benimseyen bir takım. Kornerinde çıkabileceğini düşünüyorum. Gerek kontra ataklardan olsun gerek bir yerinin götüne başına bir yerine çarpar top kafa vuruşuna kaleci çıkarır kornere çıkar diye de düşünüyorum. Yani en çok korneri daha baskılı oynayabilecek İsveç milli takımı olduğu için en çok korneri ben İsveç milli takımında değerlendirdim. Taraf bahisinde olarak buradan İsveç'in e, maç sonu birini aldığım 2-0-2'lik orandan skor olarak da 1-0'lık bir beklentim var. Hemen kuponlara geçelim gösterelim. Bu arada arkadaşlar videoya bir like atıp kanala abone değilseniz ayıp edersiniz. Videoya bir like atın. İki saniye bekliyorum hemen kuponları anlatacağım. Bekliyorum. Attıysanız like devam edelim. İlk ana kuponumuz Hırvatistan. ilk yarıdan ben iki gol çıkabileceğini sanmıyorum. 1.30'luk bir orandan aldım. Fransa-İsviçre amacını da ben Fransa'nın galibiyetini fakat 4.5 altında bir galibiyetini bekliyorum. Umarım İtalya gibi patlatmazlar diye reklamda geçiyorum. Bu benim ana kuponlarımdan bir tanesi. 28 Haziran ana kuponum budur. 29 Haziran ana kuponuna baktığımız zaman da İngiltere'nin ben Almanya'ya 2 gol atabileceğini sanmıyorum. Skor beklentim zaten 1-1. İsveç'ine baktığımız zaman da burada Ukrayna'ya karşı en çok korneri İsveç'in kullanmasını bekliyorum. Çünkü atak futbolunu oynayan takım daha baskılı olabilecek takım İsveç diye düşünüyorum. Bu da 29 Haziran ana kuponum diyebilirim. Bu da arkadaşlar 18.59'luk orandan İspanya maçına isteyenler tekli olarak da değerlendirir. Bakın oranlara bakın. 2.80, 2.02, 1.91, 1.73. Bakın. İspanya maçında ben ilk yarıdan çok fazla gol beklemedim belirttim. Fakat gollerin en çok gol ikinci yarıda gelir diye düşünüyorum. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. En çok gol ikinci yarı yakışır bu mücadeleye. Fransa maçına da ilk yarının biraz daha İsveç'in direnip ikinci yarıda şöyle söyleyeyim bu bahisi belki bilmeyenler vardır. İlk yarı 1-0 da bitse 1-0 yeniliyor da olsa Fransa takımı İkinci yarı maç başladığında maç 0-0 diye başlar. İkinci yarıda çıkan sonuca göre eğer Fransa üstünlük kurarsa buradan Fransa'nın taraf bahisi gelmiş oluyor. Yani ikinci yarıda Fransa'nın kazanması lazım. İngiltere maçına 1 birlik skor bekliyorum. 2.80 gibi orandan İsveç maçına da maç sonu 1'e aldım. Burada 19 oranlı kuponumuz. Bu da skor kuponum. Sistem 2 3 4 11 TL 1500 TL gibi bir para veriyor. 723 oran var toplamda. Hırvatistan maçına 1-1 skor. Fransa maçına 2-0'lık skor, İngiltere maçına 1-1'lik, İsveç maçına da 1-0'lık skor. İki tanesi gelse bile güzel para alabileceğimiz bir tahmin olduğunu düşündüğüm için isteyenler değerlendirebilirler. Herkese bol şans. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olarak da destek verirseniz sevinirim. Hepsi gelebilir, hepsi yatabilir. Bol şanslar arkadaşlar.